kahramanları Rafet ve Saffet. Biri spor foto muhabiri, diğeri spor yazarı. Birbirinden ayrılmaz iki arkadaştırlar ama karakterleri tamamen birbirine zıt iki arkadaş. Rafet, gamsız, vurdum duymaz, pasaklı, dağınık ve çapkın. Saffet ise tam tersine. Derli toplu, titiz, becerikli ve duygulu bir kişiliğe sahiptir. Bu iki arkadaşın hayatta birleştiği tek nokta vardı. İkisinin de karılarından ayrılıp aynı evde yaşamaya mecbur olmaları. Bu mecburiyet başlarına neler mi getirmişti? İkimiz bir olunca her şeye çare bulurduk sözüm ona. Hadi bakalım, evsizler gibi sokakta kaldık. Buna bir çare bul. Emredersin. Ben sana şimdi 8-10 tane çare bulayım, sen bir tanesini beğen. İstersen elimdeymişken trafik canavarına ve enflasyona da çare bulayım ha. Bir iki espri daha yaparsan Nejat Uygur hasetinden çatlayacak güzel. Oğlum bırak dalga geçmeyi de bu geceyi nerede geçireceğiz onu düşünelim. Erbakan gibi her yerden kovulduk zaten. İhtimalleri tek tek sıralayayım. Bir, evimize gidelim. Ve tarumar bizi parça pinç geçsin. Dürdane de kuşbaşılarımızdan tesbih yapsın. Artan etlerimizde de kızartmayı pişsin. İki, Raziye'ye gidelim. Ve Raziye bizi lokma lokma yapsın. Hatta lokma tatlısı yapsın. Razıyım. Ama bu kadın bize inadından bizi bedava dağıtır. Millete ona yanarım ya. Üç, gazeteye gidelim. Ve Selim bizi çiğ köfte gibi yoğursun. Sonra bizi gazetede yemeye hazır herkese ziyafet çeksin. Senin karnın mı aç kuzen? Bütün felaketleri yiyecek cinsinden ifade ediyorsun. Biraz daha sokakta kalırsak seni yiyeceğim Cagabo. Ben böyle şeyler alışık değilim. Akşam oluyor. Eve gitmem lazım. Duş almam lazım. Ayağımı şöyle kaldırıp yatmam lazım. Sokakta kalamam ben. Ben alışık değilim. Ben basit bir adamım. Bu manyak daha ne kadar böyle boğazlanan keçi gibi bağıracak? Ay bilmiyorum anne. Yani ne hareket yaptığını bir de ben anlasam. Salaklık konusunda maalesef uzmanlaşamadım daha. Ne var bunda anlamayacak Serap? O Rafet hadisi karşıma çıktığında dersini verebilmek için Tolga Han'dan ders alıyorum. Bana bak, eşyaları kırarsan sana öyle bir ders veririm ki Tolga Han bile halt eder yanında. Ya Aysu salak mısın desin, otur şuraya Allah aşkına. Bütün gece kendi kendine haytüt etmekle Rafet'e bir şey yapamazsın, otur. Antrenman yapmalıymışım Serap. Aslında sen de arkadaş olacaksın. Hadi kalk, seninle antrenman yapayım. Manyak. Vay, Aysu ablaya bakın. Aysu abla bu elbiseler içinde çok çarpıcı görünüyorsun. Tamam Serap. Ben üstünde çalışacağım başka birini buldum. Gel buraya küçük sapık. Sana uçan tekme nedir onu göstereyim. Ay, lütfen Aysu abla ne olur bana Aycığım. Gel buraya. Lütfen ben sadece zavallı bir sapık var. Gel buraya. Lan Rafet bir şeyler yapmak lazım, akşam oluyor ya. Kaç para var yanında? Ne olacak? Yoksa kalan paramızla içki içelim diyecek olursan oyarım seni. Canım küçük bir otel bulup bu geceyi geçirelim. Yarına Allah kerim, öbür güne Fatih terim. Hadi biz neyse de Django'yu otele almazlar salak. En iyisi Django'yu bir işkembeciye satıp otel parasını beleşe getirelim. O tarafını bana bırak. Sen otelciyle konuşurken ben çaktırmadan Django'yu yukarı çıkarıveririm. İyi o zaman. Gidelim ucuz bir otel bulalım. Gerçi bu devirde ucuz otel bulmak çok zor ya. Neyse hadi bakalım. Ulan yaşlıcamış. Volta öyle atılmaz. Böyle yanımdan geçeceksin. İçimden değil. Ama ben senin gibi hapishane avlularında öğrenmedim bu işi. Şimdi onu bunu bırak da meseleyi nasıl halledeceğiz onu düşünelim. Ben diyorum ki ikisini de yakalayalım. Ben topuklarına birer tane sıkayım. Hayır. Ben diyorum ki bu ikisini yakalayıp küçük parçalara ayıralım. Sonra bu küçük parçalarda kıyma yapıp lahmacun yaptıralım. Sonra bu lahmacunları kedileri köpekleri yedirelim. En sonunda da bu kedileri köpekleri vuralım. Oha! Ulan Allah Kızılderililerle Yahudileri seviyormuş ha. Aa, ne ilgisi var Tarumar? Düşünsene ulan beyinsiz patiska. Bu karı bir kovboy ya da Nazi subayı olabilir mi? Fikrim beğenmediniz galiba. O zaman şöyle yapalım. Bu ikisini yakalayıp silindirin altında pestillerini çıkaralım. Ha? Sonra bu pestillerin üstüne ceviz döküp dürüm haline getirelim. Sonra... Yeter ulan yeter! Seni biraz daha dinlersem mafya babalığını bırakıp gidip hayır kurumlarında çalışmaya başlayacağım. Zalim saksa! Ulan bir de biz kendimizi zalim zannederdik, iyi mi? Ya abi kaç gündür düşünüyorsun? Rafet'le Saffet'i yakalayınca ne yapacağız diye. Niye düşünüyorsun abi? Vuralım gitsin. Yok abi bence yiyelim. Yok dayı, bence Emin Hanım'a teslim edelim. Bence mutfakta çalışma cezası verelim. Susun ulan be! Su bidonları! Kararı ben vereceğim anladın mı? Kimse yok mu ya? İyi akşamlar amca! Amca! Seni de duymuyor kuzen. Bir de ben deneyim. Değil mi?
Hey amca, ho ho. Bu amca Şafet. Django bile sesini duyuramadığına göre garanti. Başımız belaya girmeden hemen polis haber verelim. Ne polis haber vereceksin lan? Sen manyak mısın lan? Ne güzel işte. Böyle bir fırsatı nerede bulacağız? Hazır herif ölmüşken çıkalım odaya, para da vermeyiz. Manyaksın sen Rafet, sapıksın oğlum. Zalim herif. Bari diriye saygın yok, ölüye saygın olsun lan. Ne güzel konuştun lan, Shakespeare gibi konuştun. Manyak. Ölmek ya da ölmek. Bütün manyaklık burada. Ki, ne olmuş? Polis nerede? Aa, bak polis lafını duyunca uyandı lavuk. Günaydın amca, biz bir oda istiyoruz, var mı? Kim? Oda olmaz mı? Var tabii, kaç tane? Büyük bir oda alana, bir de yanında küçük oda bedava. Bir tane amcacığım, tek, one, yek. Kim? Bir oda mı? Var tabii kuzucuklarım. 8 numara yukarıda. Buyurun çıkın. Kapı açık. Aslında bütün odalar boş. Ama gece yarısına doğru yavaş yavaş dolar. Haberiniz olsun. Yani anahtarı yok mu? Kim? Anahtarı ne yapacaksınız? Kilidi zaten bozuk. Oo, otele bak. Kim? Ha, benim otelim iyidir. Tamam tamam amca, bir şey söylemedim. Hadi Rafet odaya çıkalım hadi. Şişt oğlum, para bana vermeyecek miyiz? Ha, kim? Parayı çıkarken verirsiniz. Siz keyfinize bakın. Ha, işe ihtiyacınız olursa telefon arızalı, yere ayağınızı vurun, ben duyar gelirim. Kim? Al. Böyle bir şey var mı lan? Bana bak. Vakit varken biz buradan tüyelim oğlum. Burası tekin gelmedi bana. Bana bak abi. Olmaz bir şey. Gidin sokakta bir sürü tehlikeye karşı olmaktansa bir çatı altında kalmak daha iyi olur. Çatı altında kalacağımız malum canım. Umarım Adana'daki evleri yapan müteahhit yapmamıştır bu oteli. Vallahi ben Adana'dakine razıyım. İnşallah Erzincan'daki müteahhitler değildir. Yürü canım. Demek gidiyorsunuz ha? Pekala, işlerinizi bitirdiniz mi? Akşama kadar çalıştık Selim Bey, daha ne yapacaktık ki? Bana karşılık vermek ha? Kovuyorum seni. Kovuldun. Ama ne yaptı ki Selim Bey? Ya, demek ki sen şimdi bu serseminin avukatlığını yapıyorsun öyle mi? Sen de kovuldun. Hayda! Ne demek şimdi hayda? Sen de kovuldun. Tavuk kapalı. Tamam, ben istifa ederim. Ama herkesi kovarsanız nasıl çalışacaksınız burada? Sahi ya. O zaman ben de kovuldum. Ben de kendimi kovarım. Ben de kovuldum. Şu Rafet'le Saffet'i bir an önce getirelim bence. Evet ya, onları kovamayınca sinire giriyor bu adam ya. Strese giriyor. Ay bulunabilecekleri her yere aradım. Hiçbir yerde yoklar. Ay hale bak. Saffet'le Rafet'i bulamıyoruz diye üzüleceğim hayatta aklıma gelmez değil mi? Rafet, bu otele ruhsat vereni yakalayıp bir hafta bu odaya kapatmak lazım. O kadar gaddar olma be kuzen. Adam yanlış bir karar verdi. Böylesine kötü bir cezayı hak etmez ki. Lan oğlum, Django'yu bağlasan burada yarım saat durmaz lan. Doğru. Ama ne yapacaksın? Birazcık eziyet çekeceğiz tabii. Yarın sabah kalkar kalkmaz ilk işimiz ne olacak biliyor musun? Bu semtten mümkün olduğunca en uzak yere gitmek olacak. Ondan... Bu arada eşyalar bile intihar ediyor Afet. Amanın değil mi Safet? Sabaha kadar hiçbir eşyayı dokunayım deme. Bir de burada eşya parası ödemeyin. Ne oluyor lan? Aç. Kim? Bir şey mi istediniz? Ayağınızı yere vurdunuz. Yok, biz bir şey istemedik. Zaten sizden bir şey istedik. Acayip bir oda verdiniz bize. Anladım. Hemen getiriyorum. Tamam, hemen getiriyorum. Yok kardeşim, bir şey istemedik. Getirme ya. Manyak. Esabir ya. Düpedüz manyak ya. Muhatap olma Afet. Lütfen otur. Bana bak Rafet, sen şimdi bırak onu ne halt ederse etsin. Biz sabahı nasıl geçireceğiz, nasıl edeceğiz onu düşünelim ya. Allah. Sen de dikkatli otur kal, çömleği çatlatma ya. Cesaret, Allah'ım yine geldi baba ya. Yine ya. Aç ya. Ulan ne yapayım bilmiyorum. Kim? Bu araba lastiği niye istediniz anlamadım ama getirdim, buyurun. Kardeşim Yılmaz Morgül'de mi bu otelde kalıyor? Bak babacığım. Lastik mastik istenmedi. Hem isteseydik biz senden 13 jant isterdik. 15 jant bize bol gelir. Lastik mastik yok. Kim? Yani ben de şaştım. Ne işi var otel odasında? Ne yapacaklar bu otolat seni diye? Ya götür Yılmaz'ı buradan. İstemedik diyoruz hiçbir şey yok. Kim? Yani siz tekerlek istemediniz mi? İstemedik kardeşim Esabir ya. Esabir git kardeşim başımızdan ya. Demek ki ben yanlış getirdim. Allah'ım ya, başımıza lastik çıktı bile ya. Allah'ım ya Esabir ya. Şu çocuğa böyle tekme atılır mı Aysu? Ama uçağın tekme böyle atılıyor Selam. Hem ben onun kalçasına tekmeyi attım. O benim bacaklarımı rotlamak için kafasını eğince... kafasına
uçan tekme denk düştü. Sen o uçanı da kaçanı da git babasına at. Zavallı sanal bir sapıktan ne istiyorsun Muşmula? Ay 15 kere özür diledim işte. Ancak öpersen özrünü kabul edebilirim Aysa. Bana bak Ercan, şimdi bu karatenin üstüne biraz da tekvando lazım. Şimdi buradan sana uçan merdane yollayacağım, göreceksin. Aman zamane karıları gibi davranmayayım. Şimdi zaman değişti. Kocanı önce affedeceksin, onu affettiğine inandıracaksın. Anne sen de kafa yedin ha. Neler söylediğini farkında mısın? Tabii farkındayım Keriz. Önce sen onu affedeceksin. Affedeceksin ki o senin ayağına gelsin. Sen gitmeyeceksin onun ayağına. O senin ayağına geldikten sonra da oh istediğini yap. Anne vallahi sen şeytansın ha. Peki ayağıma gelmeyip elime gelirsin. Ay Aysucuğum gel içeri gidelim, ben sana annemin ne demek istediğini anlatacağım. Yanına ekmek, su, temiz çamaşır, sigara filan da al kızım. Belli ki uzun kalacaksınız. Dur Rafet, bu sefer ben açayım, o yaşlı bunak geldi galiba yine. Bismillahirrahmanirrahim. Kim? İstediğiniz krikoyu getirdim. Ama bu krikoya niye ihtiyaç duyduğunuzu bir türlü anlamadım. Haberiniz yok mu? Viagra çıktı, Viagra. Kim? Yahu biz kimseden kriko istemedik. Bırak Allah aşkına şu kapıyı ikide bir çalma da biraz uyuyalım ya. Kim? Demek siz kriko istemediniz. Kim? Kim Novak, kim Besincir? Lütfen rica etsem züttürüp gider misiniz? Züttürüp, manyak mıdır nedir ya? Ulan bu moruk bizi uyutmayacak, ben sana bir şey söyleyeyim. İster misin biraz sonra kapıyı çalıp da bir çuval böyle patatesle gelsin? Ulan. Ulan bunu ben püre mi yapayım yoksa cips mi yapayım, bana söyle. Patatesleri mi? Hayır yavrum, bu moru. Ulan senden kim istedi lan bunu? Kirine sıçtı. Kim? He? Siz patates istemediniz mi? Ulan istedik, evet patates istedik. Bak patatesleri ne diye istediğini sen biliyor musun? Şimdi bak Afitap, aklıma birdenbire ne geldi biliyor musun? Ama sen nereden bileceksin be? Seksi şempanze, sende o kafa ne gezer? Şimdi bizim bu mafya işlerinde taktik çok önemlidir ha. Eğer rakibini yakalamak istiyorsan onu affetmiş gibi görüneceksin ki herif ortaya çıksın. Şimdi diyorum ki bu Raffet de Saffet salağını affetmiş gibi görünelim ki gelip kucağımıza otursunlar. Bak bu iyi fikir işte. Şimdi sen gel benim kucağıma bir otur bakayım hadi. Hop hop! Ulan sen ne arıyorsun kucağımda be? Acuze manda! Ulan ben de iki saattir omuzumu Afit'e boğuyor zannediyordum, iyi mi? Ayol daha omuzlarını olan kişiyi bilmiyorsun. Bir de kendine mafya babası diyorsun. Babışlar mı babası senden? Bana bak, sakın sağda solda tarumarın kucağına oturdum falan deme. Adımız sapık babaya çıkar, alemde iki paralık değerimiz kalmaz. Bırak şimdi sızlanmayı sen de. Gerçekten bu salakları affedecek misin, sen onu söyle. Bana bak uyuşuk dinozor. Mahsusçuktan öyle görüneceğiz anladın mı? Bana bak sakın anladım falan deme, vururum. Çünkü ben bile anlamadım anladın mı? Lan Afitap, neredesin ulan? Ya gıpraşma lan, gıpraşma lan. Senin yüzünden tuvaletim geldi. Git o zaman. Allah'ım yarabbim, var mıydı burada tuvalet? Nasıl bulacağım? Amonya kokusunu takip et. Küçük müydü, büyük müydü tuvaletim? Yolda kontrol edersin. Afet, kaşınıyorum lütfen. Meşgul et. Amanın. Amanın. Kafayı yemiş herhalde. Amanın. Kuzen. Kuzen, biz cennete düşmüşüz. Dışarıda huriler var lan. Rafet, sen süratle dışarı çıkınca kafanı duvara mı vurdun abiciğim ha? Huri'nin bu otelde ne işi var? Bu Huri manyak mı? Beş yıldızlı oteller dururken Huri'nin burada ne işi var? Lan gerizekalı! Diyorum ki dışarısı Huri kaynıyor, gözlerimle gördüm. O zaman Rafet, biz öldük. Tahta kurular bizi öldürdü. Biz öldük Rafet. Burada mı? O ne lan? Onda otelleri öldürdük abi. Ne sınırsız memur bey? Bırak ben hemşerim. Kadın saçısı değil sen, fahişe kaynayan bu otelde ne işin var? Ah ulan Rafet, bak senin huriler aynası çıktı. Ya memur bey, paramız olsaydı alıcı olurduk. Bizim satıcılıkla ne alaka? Var. Yürüyün bakalım, karakolda anlatırsınız bunları. Ercan'cığım gazete aldın mı?
Şey, gazete bitmiş anne. Asallak çocuk, daha sabahın körü nasıl biter gazete? Sen arkanda ne saklıyorsun öyle? Şey, hiçbir şey canım. Görmemenizi istemediğim bir haber vardı ama madem çok ısrar ediyorsunuz... Allah Allah. Görmememiz gereken ne olabilir ki? Görmememiz gereken haber sağ alt köşede 9. sayfada anne. Aç bakayım. Ah, Saffet. Ah, Rafet. Aa, ne diyor? Sabık Ercan, oku bakayım şunu. Ezberimden söyleyebilirim. Dün gece polis yapmış olduğu baskınlarda ucuz bir otelde birçok Natasha'yı ve satıcısı olan iki adamı yakaladılar. Aynısı zaten orada sağ köşede yazıyor. İyi de Saffet'le Rafet'in resimleri ne arıyor burada? Ya Aysucuğum, satıcı olan bizimkilermiş. Vay utanmazlar vay. Maşallah, bir kere daha anladım. Yani demek bizim salaklar Natasha'lara bir şeyler satmışlar ha? Aa. Vay utanmazlar, vay terbiyesizler vay. Çok iyi niyetliymiş. Saçmalama Aysucuğum, bizimkiler Natasha'ları satmış. Ay, peki bizimkiler Natasha'lara nasıl satış yapmışlar? Nasıl satmışlar Natasha'ları ya da? Tiko para, peşin, keş, nakit. Hadi, ay, hadi. Oldu. Çeneyi bırakın, hazırlanın, karakola gidiyoruz. Gideyim bakalım. Boşuna heveslenme anneanne, seni satamazlar. Bana bak manyak torun, eğer acele işim olmasaydı sana bir dayak atardım. Ama akşama saklıyorum iştahımı. Ne yapacağız anne karakolda? Aa, ne yapacağız? Onlara kefil olup onları içeriden çıkaracağız. Yoksa bizim yerimize polisler dayak atar onlara. Biz de o zevkten mahrum oluruz. Hadi gidelim, komisere yalvarıp yakalayacağım. Gidelim. Vay rezilliler vay! Vay utanmazlar vay! Vay hıyarlar vay! Vay langorozlar vay! Vay! Bana bir şey kalmadı vay! Susun be! Karpuz çekirdekleri! Şimdi hemen karakola gidip bu maydanozları kurtarmalıyız, anladın mı? Anlamadım mafya babası efendi. Hazır ayva yemişken neden kurtaracakmışız o salakları? Tabii Tarumar, bırak polisler öldürsün onları. Ulan ne man kafasınız be! Ben cesede ceset demem, infazı ben yapmayınca. Vay dayına bak be, polisten kurtarıp piyum piyum biz öldüreceğiz onları. Aferin ulan Şamyel, hemen anladın ne aldın mı? Yürüyün bakalım karakola. Selim Bey, Selim Bey, müjdemi isterim. Ne müjdesi ya? Aa, hem gazetecisiniz hem gazete okumuyorsunuz. Bilmez misin? Terzi kendi söküğünü dikemez derler. Saffet'le Rafet'i kadın satma suçundan karakola çekmişler. Ne? Aa, aa! Ay mahvolduk. Yanlış oldu Selim Bey, korkuyla değil sevinçle ayağa kalkacaktınız. Göbek atarak yaşasın diye bağıracaktınız. Aman saçmalama. Şimdi bunları içeri atarlarsa ben kimleri her gün kovacağım? Kimlere hakaret yağdırıp aşağılayacağım? Ah, ah! Mahvoldum. Selim Bey, galiba öğrenmişler. Ne yapacağız şimdi? Gayet basit. Karakola gidip onları kurtaracağız. Onlar cici çocuklardır, böyle şeyler yapmazlar diye onlara kefil olacağız. Sonra da ben onları her gün kovup aşağılayıp intikamımızı alacağız. Yeter, susun be! Yanlışınız var komiser bey. Benim damadım pırlanta gibi çocuktur, yapmam öyle şey. Ah benim zavallı kader kurbanı kocacığım. Ve benim... Benim canım memurlarım. Yaparlar mı öyle şey? Ha, değil mi kızlar? Ya, ya. Kim? Sen sus Ayşecan. Vallahi onlar pırlanta gibidirler komiser bey. Yapmazlar öyle şeyler. Babacığım. Yıllardır benim evimde otururlar komiserim. Bir tek gün yanlış yaptıklarını görmedi. Ben bir mafya babası olarak bu iki şamyele kefilim komiserim. Yeter susun be. Teker teker konuşun. Kafa bırakmadınız insanda. Ben hemen duruma müdahale edeyim komiserim. Başlayın. Yanlışınız var komiser bey. Benim damadım pırlanta gibidir. Yapmaz öyle şey. Ah benim zavallı kader kurbanı kocacığım. Ve benim kim? Yıllardır benim evimde otururlar komiserim. Bir tek gün yanlış yaptıklarını görmedim. Ben mafya babası olarak bu iki şamyele kefilim komiserim. Benim canım memurlarım. Hiç yaparlar mı öyle şey değil mi kızlar? Ya ya kim? Sen sus Ayşecan. Vallahi onlar pırlanta gibidirler komiser bey, yapmazlar öyle şeyler. Babacığım. Ulan yeter. Yeter artık. Allah aşkına yeter ya. Ulan yeter be. Bir de karakolda işkence vardır derler. Var elbette. Ama burada mağdur olan benim, ben. Ulan salıverin şu iki adamı, yoksa beynimi yiyeceğim ha.
Onlar o kadar yalvardık yakardık hiç dinlemediler. Sonra birdenbire çıkardı. Neden acaba? Ben sebebini anladım galiba Rafet. Niye ki? Şuraya bakarsan anlarsın. Amanın, amanın, amanın. Üç deyince kaçalım Rafet. Üçe kadar niye bekliyoruz ki ne? Ben hayatımda bu kadar koşmamıştım Rafet. Karlovic bizi görse vallahi hasetinden çatlardı kuzen. Ya benim anlayamadığım şu. Önce bizi niye karakoldan kurtardılar? Sonra niye canımızı alacakmış gibi saldırdılar anlayamadım ya. Taktik, taktik. Bizi kendi elleriyle parçalamak için başka ellere bırakmadılar. Gazetede çıkan haber bunları çıldırttı galiba Rafet. Haklısın Safet. O manyak oteli gitmemeliydik. Kapısında buradan ataşalar kalıyor diye yazmıyorduk ki Rafet. Nereden bilecek? Bu bize ders olsun kardeşim. Bundan sonra hiçbir kuvvet beni ucuz bir otelde yatıramaz. İyi güzel hoş da. İyi bir otelde, pahalı bir otelde kalacak paramız yok ki Rafet. Bu gece nerede yatmayı düşünüyorsun? Burada. Nasıl yani? Burada abicim. Yarın sabah yine gazetelere geçip bir kere daha bizimkilerden kaçarsak... ...ben çatlar ölürüm ona göre. Aslında fena fikir değil. Serin serin yatarız. Tamam o zaman. Karar verilmiştir. Buradan hiçbir yere kıpraşmıyoruz. Ulan atlet miyiz, mafya babası mıyız anlayamadım be. Ulan bir babaya bu kadar koşmak yakışır mı be? Ay senin bu harika fikirlere uyarsak korkarım. Yarın da güreşçi oluruz cicim. Ulan bana bak yaşlı tospa. Eğer parmağımı kımıldatacak gücüm olsa... ...senin topuklarına sıkardım şimdi. Teessüf ederim Tarumar. Benim topuklarım dururken başka bir kadının topukları ha? Benim bir atımlık halim kaldı abi. İstersen ben sıkayım. Of, benim acele bir şeyler yemem lazım. Adım atacak halim olsa da gidip çıtır çerez bir şeyler alsam. Susun ulan susun. Çorum leblebileri. İki adım koştunuz diye intikam hisleriniz kayıp mı oldu lan? Taktik aynen devam edecek. Ta ki o iki kurbağa yakalanıp lime lime edilinceye kadar. Anladın mı? Bıraksaydınız da karede çalışmalarına devam edeydim, yakalardık şimdiye kadar onları. Ayol nef ya sürülmüş gibi koşuyorlardı. Onlara uçan tekme falan para etmez. Aman yani senin de fikrin çok iyiydi anne. Bıraksaydık şimdi hapiste olacaklardı. Biz de rahat edecektik. Yo, biz gene planımızı aynen uygulamaya devam edeceğiz. Selim Bey sizi çağırıyor. Niye ikiniz birden geldiniz? Tek başına ayakta duracak halimiz yok da ondan. Bana bakın. Hiç konuşacak halim yok. Bana salak salak cevaplar verip... ...tekrar tekrar cümle kurmak mecburiyetinde bırakmayın. Bu laf bana herhalde ama benim laf söyleyecek halim yok. Tamam o zaman. Şimdi beni dinleyin. Bu maraton koşusu planlarımızı bozmayacak. Herkese haber salın. Biz bu iki gerziyi affettik, gazeteye gelsinler istiyoruz. İşte o kadar. Sonra? Sonra? Sonrası? Ben gene onları kovacağım. Siz onlarla dalga geçeceksiniz. Böylece hayatımız normale dönecek. Oldu mu? Hakikaten iyi kurtuldu Jacob'u. Bizi bir ellerine geçeselerdi perişan olurduk vallahi. Evet ama hayatımızı böyle sürdüremeyiz Rafet. Bunlarla barışmamız lazım, bir şeyler yapmamız lazım. Bunun için ilk yapılacak şey salak gibi gazetelere geçmemek. Çünkü bizi gazetelerde görünce çıldırmışlar. Evet Rafet, ne yapıp ne edip gazetelere geçmemeliyiz. Burası iyi, burası iyi. Çabuk, çabuk, çabuk. Polisler gelmeden bu işi bitirelim hemen. Hey, siz ne yapıyorsunuz orada? Sizin ne işiniz var burada? Ahbap, hop, hop. Korkacak bir şey yok. Biz polis falan değiliz. Sorun istemiyoruz çocuklar. Bizden çekinmeyin, siz keyfinize bakın. Allah Allah! Bu nedir ya, baksana? Bir dakika, bir dakika. Bizim onlar... Siz manyak mısınız? Ya beni çıldırtmanın dışında başka işiniz yok mu sizin ya? Vallahi biz bir şey yapmadık komiserim. Siz de bizi mi takip ediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz komiserim? Bütün polis teşkilatı kafayı bize mi taktı? Otele gideriz yakalarsınız. Sokakta dolaşırız yakalarsınız.
Ne oluyor be? Ulan afiş yapıştırıyor musunuz duvarlara? Hem de devlete zarar verecek afişlerden. Yani biz devlete zarar mı veriyormuşuz? aman komiserim ya. Yukarıdakiler bir türlü zarar veremediler de biz mi zarar vereceğiz bu devlete? Ya. Demek bir de siyaset yapıyorsunuz ha. Şimdi atayım sizi içeri de görün gününüzü. Bölücü bölücü konuşmanın zamanı mı salak? Aman Allah'ım. Yine bunlar gazeteye haber olmuşlar. Aa bak gazeteci olduklarını da söylemişler enayiler. Oğlum Selim Bey bunu kesinlikle görmemeli. Evet Selim Bey bu sefer kesin kalpten gider oğlum. Sakla hemen. Hemen saklamalıyız. Boşuna saklamaya çalışmayın. Aynı gazeteden bende de var. Ve bende de tabii ki. Bence çıkıp bugünkü bütün baskısını gazetenin satın alalım Selim Bey'e kalmasın. Bu fikri ben söylemiş olsam bana salak derdiniz. Salaklar. Çok geç. Okumuş bile. Gazeteyi okudunuz mu? Çıkın onu. Ben sadece tencere kuponunu kestim. Ben de kapı kuponunu. Ben de Game Boy kuponunu kestim. Ben de bana kupon bırakmamışlar diye küfür ettim. Bırak işimi saçmalamayı be. Bu salaklar bu sefer de afiş yapıştırmaktan birinci sayfaya çıktılar. Gazetenin itibarı iki paralık oldu. Ben bunları hemen yakalayıp tekmeyle kovacağım. Onları kovmanız için önce içeriden çıkarmamız gerekiyor Selim Bey. Korkarım alışkanlık haline gelecek bu. Ah annem ah. Sana kim dedi en önlerde koş diye? Bir gün ölümümün o salak Saffet yüzünden olacağını biliyordum ben. Neyse takma artık kafana. Nasıl olsa bir gün düşecekler buraya. Bence o gün çok uzaklarda Serap. Aysu gene sakın bana gazetede resimleri var deme. Ben bir şey demedim. Sen dedin. Al bak. Duvarlara afiş yapıştırırken yakalanmışlar. Olamaz. Ben onların içeriden çıkması için senelerce bekleyemem. Ömrüm vefa etmez. Anneciğim yat istirahat etmen gerekiyor. Hayır önce o Saffet'i çıkaralım. Ondan sonra bol bol istirahat ederim. Ulan bu ne dönyoluktur be? Bir gün arayla. Önce Pezo, sonra Militan nasıl olunur ya? Ama bunlar gene salaklıklarından yakalanmışlardır. Onlar iki elleriyle bir afiş yapıştıramazlar. Bence Kalfa haklı abi. Evet, bence de. Hadi yemek yiyelim. Ulan bana bakın, duyarsız kitle. Bu herifler bu suçtan en az 5 sene yerler be. O zaman bayram yapalım. Ulan manyadın mı sen be, kurbağa bacağı? Onlar içeriden çıkana kadar bende tabanca sıkacak. Takat kalmaz be. Hemen gidip onları kurtaralım anladın mı? Önce yemek yeseydik. Malum aç ayı oynamaz değil mi? Bana bak ulan varil. Eğer karnını kurşunla doldurmamı istemiyorsan bir daha yemekten bahsetme. Anladın mı? Hayır. Hayır olamaz. Son günlerde hayatım hep aynı filmin sahneleri gibi geçmeye başladı. Son bir babalık yap bize amirim. Komiserim, bu salaklar ben salağım diye yazan bir afişi bile yapıştıramazlar. Bir daha bir şey yaparlarsa biz kendi ellerimizle getiririz size onları komiserim. Bana bakın, bu son olsun. Eğer onlar bir daha başka bir olaya karışır ve siz de onları kurtarmaya çalışırsanız hepinizi birden içeri tıkarım ona göre bilmiş olun. Kuzen, bizi gene bıraktılar ya. Bu demektir ki yine koşacağız. Gene buradalar mı? Çaktırmadan sağına bak. Amanın. Çubuğa bir deyince kaçalım. Niye biri bekliyoruz ki şimdi kaçalım? Az kalsın bu sefer yakalanırdık rahmet. Ay bu koşmak vallahi bize... perişan etti. Neredeyse olimpiyatlara katılacağız. Ay. Bunlar bizim gazetelere çıkmamıza gıcık oluyorlar. Ben de gıcık oluyorum ama ne yapalım? Olur olmaz yerde çıkıyoruz. Onlar da bir bakıyoruz polisler. Yanımızda bitiveriyorlar. Ay. Evet ne arzu edersiniz beyler? Bana bir çay açık olsun lütfen. Bana da bir çay. 2 şeker at. Karıştır ve iç. Benim kolumu kaldıracak halim yok. Ay. Of. Ne yapmayı düşünüyorsun bu akşam? Vallahi ne yapacağımızı, ne halt edeceğimizi düşünmeye bile korkuyorum Rafet. Vallahi Pezo olduk, afişçi olduk. Bari bu gece de kaçakçı olalım. Küçük gene hep kaçakçı olmak istemişim. Dalga geçme Rafet. Ne yapacağız bu gece? Aklıma bir şey geldi. Denize gidelim. Salak salak konuşma Rafet. Deniz mevsimi geçeli 1,5 ay oldu.
Hem biz deniz atlasak bile balık adamların bir eylemine denk gelir, yine içeri düşeriz. Komik adamsın, onu biliyoruz. Ama ben deniz derken büyük su birikintisinden bahsetmiyorum. Kardeşim Gil'den bahsediyorum. Lan oğlum, kardeşin senden nefret ediyor. Kapıdan içeri sokmaz ki seni. Biliyorum, azıcık deniyordur ama zor durumda kaldığım zaman da yargım esirgemez. Hadi kalk gidelim kuzen. Allah Allah. Başka türlü yok. Allah Allah. Ulan susun be. Ama peki sus. Şengül hamamına çevirdiniz burayı be. Ay sustuk. Ay. Burada iki ortak düşmanımız için güçlerimizi birleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz, anladın mı? Toplantıyı açıyorum. Seni başkan seçtiğimizi hatırlamıyorum, İskelemam efendisi. Herkes ellerini kaldırsın. Ulan soygun yapmıyoruz be. Sadece bir elinizi kaldırın. Tamam. Bak, oy birliğiyle beni başkan seçtiniz. Demokrasilerde çare tükenmez. Demokrasiye bak. Hadi bırakın Cevzekli'yi de ne konuşacaksa konuşalım. Bence hepimiz İstanbul'a dağılalım. O salakları bulan ıslık çalsın. Ulan beyinsiz saksan. Kartal'da yakalarsak Bakırköy'e ıslığı nasıl duyuracağız? Ben ıslık çalmasını bilmem. Şarkı söylesem olur mu? Ha bak, bu olur işte. Sen Kartal'da şarkı söylersen herkes Bakırköy'e kaçar, biz de anlarız. Tamam. Bu fikir de oy birliğiyle reddedildi. El kaldırmaya gerek yok, anladın mı? Herkesin bakışlarından belli. Hiç merak etmeyin, ben bulursam mesele hallolur. O Saffet Salağı'nı öyle bir çimdiririm ki çığlığı Ankara'dan duyulur. Yazık ama. Hükümet duyar da korkar sonra. Hiç endişelenme Aysucuğum. Hükümet memurlar gene değişik bir eylem yapıyor zanneder. Kimsenin de umurunda olmaz. Ekmek de poşete girdi. Yahu toplantıya siyasal boyut katmayın, anladın mı? Acayip konuştum ha. Adım Entel Baba'ya çıkacak namusum. Burada böyle aptal aptal oturmanın bir alemi yok. Biz 10 sene burada böyle otursak hiçbir sonuca varamayız. Ne yapalım anne? Ne yapacağız? Herkes kendi kafasına göre onları arayacak. Bulunca da onları affettiğimizi söyleyeceğiz. Gene eski hayatlarını yaşayacaklar işte. Ondan sonra da önce ben intikamımı alayım. Sonra birazını da size bırakırım. Aa, sana ne oluyor ayol? Rafet benim kocam. İntikam almakta öncelik isterim. Ben önceliği kimseye bırakmam. Sana ne oluyor be? Öncelik benim. Ben de öncelik isterim. Aa, sen dur bakalım, Allah Allah. Ya sana ne oluyor? Onu sana kocam. Hayır, öncelik benim ki. Öncelik kimseye bırakmam ben. Anladın mı? Dağıtıyorum ulan toplantıyı. Yoksa tabancamda mermi kalmayacak be. Çocuklar. Bu iki salağı muhakkak bulmamız lazım. Çünkü bunlar elimizin altında olduğu sürece hiç değilse salaklıklarını kontrol edebiliyoruz. Evet. Bir iki kere daha gazeteye çıkarlarsa bizim gazetenin prestiji sıfıra inecek. Kim bulacak onları peki? Sen bulursun Ayşecan. Aa, niye ben? Hacı Hacı'yı Mekke'de, Hoca Hoca'yı Tekke'de, Deli Deli'yi Dakka'da bulur da ondan. Lan oğlum, gel beni dinle. Senin uyuştuk kardeşin bizi içeri almaz. Saçmalama kuzen. Beni görmekten mutluluk duyacak. Hatta iddiaya girerim, görür görmez boynuma sarılıp içeri alacak. Hadi bismillah. Gel bak. Defolun lan buradan. Gidin lan evimden. Kardeşim benim, manyak kardeşim. Sadece bir gece konaklayacağız. Ya ne var bunda? Ya gidin be, arkadaşlarım gelecek mi? Üf, şu salağdan. İkileyin lan buradan. Sos kaldı. Ya senin arkadaşlarını biz boğazlayacak mıyız ya? Böyle boğazlayacak mıyız ya? Ya gidin ya. Ya bak görüyorsun ne kadar mutlu oldu bizi bir gece ağırlamaktan burada. Evet, mutluluğunu gösterme ifadesi çok değişik. Evet, görün böyle. Kardeşim, benim canım kardeşim. Sadece bir gece konaklayacağız, bir gece diyorum. Tamam lan, tamam be. Allah seni... Ama sadece bir gece. Tamam lan, tamam. Ben sana söyledim, bak bir gece bizi konaklayacak. Üstelik mutlu biri oldu. Evet. Bana bakın, arkadaşlarım gelince bir de yoluk yapmayın ha. Parti vereceğiz biz burada lan. Oho, ne güzel. Fazla sevinme Jacobo. Bunun arkadaşları da en az bunun kadar değildir. Birazdan tımarhaneye döner burası. Hop hop, arkadaşlarıma ayarlık etmek yok. Beğenmiyorsanız kalmazsınız lan. Zorla mı tutuyoruz burada size? Tamam lan, tamam. Koşlar kendine.
ben dayanamıyorum. Komşular da dayanamazsa, polise şikayet ederlerse, polis de burayı bir basarsa komisere gelin laf atlar. Kim basıyor? Komiser, komiser ediyorum laf atlar. Ne abartıyorsun be canım? Sokakta uyumaktan daha iyidir. Yeter be. Yeter ulan. Sizin yüzünüzden istifa edeceğim. Meslek hayatım sola erecek ya. Komiserim, açıklayabilirim. Tek kelime edersen seni içeri atarım ve bir daha da çıkarmam ona göre. Dilerseniz ben açıklayayım komiserim. Biz dün akşam benim kardeşim gillere gittik. Onun da arkadaş gillere geldiler. Evde bir takım öyle parti muhabbetleri bilmem neler filan derken sizin adamlar geldiler, orayı bastılar. Sonra da buradayız işte. Nasıl, anlatabildim mi kuzen? Komisere sorsak iyi olacak. Ulan, ulan uyuşturucu yakalanmış orada. Siz uyuşturucu mu satıyorsunuz? Hayda, siz de taktınız mı satıcılık işine komiserim? Yani illa bize bir şey sattıracak ya. Komiserim, orada bir sürü tipi bozuk tip vardı. Onlar içmişlerdir. Vallahi biz telaşımızdan yani su bile içmiyoruz, terkot suyu. Yani üstelik satmayız da, yağ satarım, bal satarım. Susun! Artık sizin tek kelimenizi duymak istemiyorum. Atın şunları içeri. Karate derslerini bırakmakla iyi etmedin Aysun. Bence hemen başlasan iyi olur. Saçmalama Tolga. Zaten zor vazgeçirdik. Bence vazgeçirmeseydiniz iyi olurdu. Şuraya baksanıza. Sizinkiler bu sefer de uyuşturucu işinden gözaltına alınmışlar. Aman Allah'ım, çıldırmış bunlar. Şimdi çıldıracağım. Ulan Rafet, seni bir elime geçirirsem şöyle bir sonra şöyle bir tekme, sonra şöyle bir... Aysucuğum kendine gel. O Rafet değil, Tolga Han. Gerçekten Tolga'ymış. Tamam Tolga. Kusura bakma. Hadi gel. Karate çalışmaya devam edelim. Bence senin daha fazla karate çalışmana gerek yok. Bana bir ambulans çağırın. Baba efendi. Sen onları bulamadın ama bak onlar gene gazetelere çıktı. Bu sefer de uyuşturucu. Neredeyse bizi de öldürüp cinayetten gazetelere çıkacaklar. Biz hala onları affedelim de ekleyelim de... Susun be deniz anaları. Bu iş benim de canımı sıkmaya başladı. Artık onu kurtarmak için karakola gitsek bile komiser bizi dinlemez. Baba efendi, baba. Baba efendi, baba efendi. Bundan sonra benim sözümü dinleyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Ben ne dersem onu yapacaksınız, o olacak. Hadi bakalım bir an önce karakola gidelim. Tatlı. Hop dur bakalım ya. Ben ne yapacağımı bilmeden şuradan şuraya gitmem. Anladın mı? Ne demek ne yapacağım? Karakola gideceğiz. Komisere ağlayacağız. Yalvaracağız. Onun acıma hislerinin, onun acıma duygularının bam teline gözyaşımızın mızrabıyla vuracağız. Dürdane kafa, ne diyor bu ya? Bana bak, bana küfür müfür etmiyor ya. Ben de anladım ama galiba güzel bir şey söyledi. Ulan koskoca bir mafya babası komiserin karşısında ağlar mı ya? Bu alemde duyulursa millet ne der? Başlarım seni babalığına be. Bu salakları yakalayınca kadar senin babalığın babalığı kalmadı. Hadi bakalım, hadi bakalım. Marş marş doğru karakola yürüyün. Alo, Evin Hanım. Ya bu tarımar dayım iyice sapıttı vallahi ya. Babalığı ayaklar altına aldı. O iki tane salak var ya, onlar yakalayamadı yetmezmiş gibi bir de üçüncü seferdir gidip komisere yalvarıyor Evin Hanım. Niye böyle bir salaklık yapıyor bu? Anladın mı? Vallahi bence kumar oynuyor Evin Hanım. Onları affetmiş gibi davranıp blöf yapıyor. Eğer onlar blöfünü yerlerse yakalayıp onları bir güzel parça pinçik edecek Evin Hanım. Vay adi tarımar vay. Ülen bu herif kumarın ne kadar kötü bir şey olduğunu bilmiyor mu bu beyinsiz manda ha? Ben ona kumarın ne kadar kötü bir şey olduğunu gösteririm. Anladın mı? Hadi şimcik kapat telefonu. Gare Yine ben kazandım. Ulan ne kısmet be. Yo, abi bu Evin Hanım'la kumar oynanmaz ya. Durun ya. Yapmayın. Ağlamayın. Ben gözyaşına dayanamam şimdi. Beni de ağlatacaksınız ya. Ben ağlamayayım da kimler ağlasın komiser bey? Biricik damadım mapushane damlarına düştü. Ya ben ağlamayayım da kimler ağlasın komiser bey? Kiracılarım hapse düştü. Merkez 80.
Hele ya ben ağlamayayım da kimler ağlasın komiser bey kardeşim? Koskoca babalığım ayaklar altına düştü. Yeter, susun artık. Bana bakın. Siz şu işin aslını bana bir söylesenize. Neden bu salakları kurtarmak için çabalayıp duruyorsunuz ha? Helal sana komiserim be. Bak böyle delikanlı gibi konuşmaya bayılırım. Bak sana işin esasını anlatayım. Biz bu salakları yakalamak istiyoruz ama biz yakalamadan siz yakalıyorsunuz. Biz parçalamak istiyoruz onları yakalıyı. Evet, siz onları hapse koyarsanız biz onları nasıl yakalardık parça pinç gideriz aşkım çekmişeyle. Yani siz şimdi bu salakları pataklamak için mi kurtarmaya çabalıyorsun? Aynen öyle komiserim. Ya çok iyi be. Çaman! Buyurun komiserim. Oğlum, geçen gün göstericilerden aldığımız sopaların hepsini getirin buraya. Siz de hemen diğerlerine telefon edip acele tarafından buraya gelmelerini sağlayın. şimdi sevdim bu işi be. Alo. Ne? Tamam hemen geliyoruz, tamam. Ne olmuş? Ay bizim salakları yakalamışlar, hemen gitmemiz gerekiyor. Kalk. Kızlar, hadi yürüyün. Gelin bakayım. Çocuklar bizim iki salak yakalanmış. Bizi bekliyorlar, hadi. Aa, çok iyi be. Bu haber kaçmaz, hadi. Hadi. Baylar. Sizlerden özür dilerim. Gerçekten hiçbir suçunuz yok. Oh be, sonunda yırttık. Yaşasın aslan komiserim benim. İkimiz seninle gurur duyuyoruz. İkimiz seninle gurur duyuyoruz. Yeter! Hadi hemen defolup gidin buradan yoksa fikrimi değiştiririm ha. Teşekkürler. Allah sizden çok versin. Belki de son kez görüşüm olacak ama görüyorum. Ne yapmayı düşünüyorsun? Yapacak tek bir şey kaldı. Yürü ulan. Üstlerine. Rafet, çoktandır böyle bir dayak yememiştim ben. Laf mı şimdi bu yani? Sanki ben her gün böyle dayak yiyorum. Bak Rafet, bu iş böyle olmayacak ha. Ya nasıl olacak şans opansa? Biz bunlardan kaçtıkça batıyoruz Rafet. Demek ki kaçmanın hiçbir anlamı yok. Ne yani? Gidip kendi ellerimizle mezara mı girelim? Canım alt tarafı biraz kızarlar. Sonra öfkeleri geçer. Sakinleşirler. Biz de normal hayatımıza devam ederiz Rafet. Yani ne yapalım diyorsun? Bence telefon açıp onları bir yere toplayalım. Sonra olanı biteni anlatırız. Bizi affetmeleri için yalvarırız. Aslında ben evimizi özledim Jacobo. Bu toplanma işini yarına bırakalım. Çünkü benim daha fazla dayak yiyecek halim kalmadı. Tamam o zaman. Telefon açarız, yarın sabah toplanmalarını isteriz. Sonra da bütün paramızla bu gece gider 5 yıldızlı bir otelde güzelce yatarız. Bak bu fikrin çok güzel Saffet'im. Beğendim. Sonra da güzel bir uyku çekeriz ha. O zaman yine ufuklara şöyle bir yelken açalım mı kuzen? Ama önce bir telefon bulalım, şu toplantı işini halledelim. Ondan sonra da uyuyalım kuzen. Hadi gidelim telefon. Arkadaşıma tek yatak, bana tek yatak. Tek yatak. Yeter, bir açıklama yapar mısın? Kalkın. Affederler mi? Vallahi herhalde affedecekler. Bütün gece o otelde kalmamak için bütün İstanbul sokaklarını koşarak geçtik. Herhalde affedeceklerdir ya. Tabii ya. Bir sürü adam sabaha kadar kovaladı bizi inatla ama yakalanmadık. Evet, gidelim evimize. Hadi. Ah.
Geçerliyim Rafet. Bütün dostlar burada. Ya, ya. Evet, öyle. Bana bakın ulan mısır püskülleri. Dün akşam siz ne yaptınız ha? İltifata gerek yok. Kapanardan kovalanlar ama avuçlarını yaladılar. Tezahürat istemez canım. Tezahürat istemezsiniz ama iyi bir dayak istersiniz. Niye ya? Her gazeteye çıkışımızda bozuldunuz. Biz de bu sefer çıkmayalım diye elimizden geleni yaptık. Ama çıktınız. Alın şu gazeteyi de görün marifetlerinizi. Amanın. Amanın Rafet, amanın. Ne oldu Samet? Baksana burada ikimizin resmi var. Ne yazıyor altında? Dün gece 5 yıldızlı bir otelin 1 milyonuncu müşterisi oldukları için 5 milyar para ödülü kazanan iki adam salak gibi kaçarak 5 milyar dolar. Safet, yarın yine gazete çıkacağız. Baksana. Evet, cenaze ilanlarında. Hayır, 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 hayır,